sizlere kısa bir video dışarıda çektim. Patiğimin net görüntüsü açısından. Dilerseniz şimdi anlatımına geçelim. Şimdi eliniz çok sıkıysa eğer 4 ilmek arttırabilirsiniz. Eliniz gevşekse 38-39'a kadar olacak bir model. Elinizin sıklığına, gevşekliğine göre istediğiniz ilmekleri ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi 4 ilmek arttırıp 4 ilmek eksiltebilirsiniz ayak numaranıza göre. Patik dikip olması gerekiyor. Marka fark etmiyor. Bir tane dikmek için iğneye ihtiyacımız var. Ve 3 numara kısa şişlere ihtiyacımız var. Dilerseniz patiğimizin yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, böyle ipimi birazcık uzun bıraktım. Çünkü hepsini atalım. Şöyle bir tane ilmek içinden çıkarttım. Ve toplamda 85 ilmeğimizi bu şekilde şişimize atıyoruz. İstediğiniz şekilde şişinize ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben bu şekilde atıyorum. 85 ilmek oluncaya kadar atıp geliyorum. Buradan öreceğim hepsini bir diş, bir ilmek bırakacağım pardon, bir ilmek bırakacağım. Arka yüzüne geçtiğim zaman buradaki bıraktığım kenar ilmeği öreceğim. Kenar ilmeği bu şekilde daha güzel duruyor. Şimdi biz bu ikisinden örüyoruz. Bir diğer ikisini örüyoruz. Karışı örgü yapıyoruz. Şimdi bir diğer ikisinden. Bir diğer ipinden örerek bir ilmek kalıncaya kadar bu şekilde örelim. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. İpimi de yedirdim. Burada bağladım artık. Son ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi örmüyorum. İpimi şöyle kendime doğru aldım. Son ilmeği örmeden sağ şişime taktım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde de yine haroşa şeklinde ilmeklerimizi ördüğümüz zaman bir diş haroşa elde etmiş oluyoruz. Bakın bu kenar ilmeğimi şimdi örüyorum artık. Bu şekilde yine haroşa örgü yapıyoruz. Burası kolay. Sıra sonuna kadar yapıyoruz. Son ilmeği, kenardaki ilmeği örmüyoruz. Ön yüzüne geçtiğimiz zaman o ilmeği de örerek yine önden düz, arkadan düz şeklinde, haroşa şeklinde örüyoruz. Toplamda 7 diş oluncaya kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet. Bu şekilde 7 diş olana kadar ördüm. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. dişimde şişimde. Arkadan da yine aynı şekilde 7 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arkadan da 7 oldu. Kenar ilmekleriniz de zaten 7 olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her şekilde 7 olması gerekiyor. Şimdi kenar ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğini ördükten sonra burada iki tersle muhakkak başlayacağız. Denk düşmesi için önce iki ters yapıyoruz. Yalnız ben burada kısa şişlerime geçeceğim. Evet, kenar ilmeğini örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. İki tersle muhakkak başlıyoruz. 1 2 Ön tarafa aldım şimdi. 2 tane düz. 2 düz, 2 ters şeklinde lastik örgümüzü yapıyoruz burada. Toplamda 39 tane ilmeğimi bu şekilde 2 ters 2 düz şeklinde örüyorum.
düzü ördüm. Şimdi iki ters örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. İki düz. Bu şekilde 39 ilmeğimizi örüp gelelim. 38 ilmeğimi ördüm bu şekilde. Bakın ters geldi gördüğünüz gibi. Modelin ortasının kenarlarında iki tane ters örgü olacak muhakkak. Eğer tersle başlamamış olsaydık burası yanlış olurdu. Toplamda 39 ilmeğimiz oldu kenar ilmeğiyle beraber. Şimdi ipimi ön tarafa alıyorum iki tersten sonra. 3 tane ilmeğimiz var. Yıldız modeli yapacağız. Bilmeyenler için anlatıyorum ben. Şöyle biraz genişletiyorum. Genişlettikten sonra bir tane ilmek çıkarıyorum. Ama bırakmıyorum bu 3 ilmeğimi. Bir tane arttırıyorum. Tekrar 3 ilmeğin içine girip bir tane daha ilmek çıkarıp bu 3 ilmeğimizi artık bırakıyorum. Yani 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartmış olduk. Arada bir tane ters örgümüz var. Tekrar 3 ilmeğimize geldik. Şöyle biraz genişlettikten sonra bir ilmek çıkarıyorum 3 ilmekten. Bırakmıyorum ilmeklerimi. Bir tane arttırdım. Tekrar 3 ilmeğin içine girip bir tane daha ilmek örüyorum. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttık. Böylelikle gördüğünüz gibi 7 ilmek üzerine ortada modelimizi kurduk. Yine tersle başlayacağız. Bu önemli. İki modelin yanlarında her zaman ters olacak. 2 ters, 2 düz şeklinde kenarda bir ilmek kalıncaya kadar bu şekilde örelim. Evet, bakın başında başladığımız gibi iki ters geldi sonuna da. İki ters ördük. Şimdi son ilmeğimi de şişimi örmeden taktım. Şimdi örgümüzün diğer yüzüne geçtik. Kenar ilmeğini örüyorum. Modelin ortasına kadar ne görüyorsak o şekilde örüyoruz. Bakın iki tane düz var. İki düz. İki ters. İki düz. İki ters şeklinde modelin ortasına kadar örelim. Evet, model yerine geldik gördüğünüz gibi. Modelin yanında iki ters vardı. Bu tarafta düz olarak oluyor. İki tane de düzümü ördüm. Şimdi 7 ilmeğimize geldik. Bu arttırdığımız ilmeklerle beraber hepsini ters örgü yapıyoruz. 1 2 3 ortadaki ilmeğimizi 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimizi bu şekilde ters örgü yaptık. Tekrardan lastik örgümüze geçtik. Şimdi tekrar lastik örgümüzü sıra sonuna kadar tamamlayalım. 2 düz oldu. Şimdi 2 ters. Lastik örgümüzü tamamlayalım. Ön kısma gelelim. Önde de yine lastik modelimizi yapıp öndeki bu yıldız modelinde önceki ters sırasında devam edelim. Evet, arkada da iki ters iki düz şeklinde ördüm. Bakın modelimiz şurada. Modelden önceki iki ters burada. İki düz de bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi modelden önceki iki tane düz ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde düz kestim. Şimdi iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi bir alt sırada 2 model kurmuştuk. Bu sırada 3 model kuracağız.
Ortasındaki bu 3 ilmeğimize modeli kuracağız. Bu sefer 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek ördüm. Şimdi ortadaki 3 ilmeğimi şöyle hafif genişleterek kolay örmek için şöyle biraz sıkıyorum. Bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane arttırdım. Tekrar aynı ilmeğin içine girip bir tane daha örerek ilmeğimizi çıkarttık. Bir daha yapacağım burayı. Yine 3 ilmeğimizden 3 ilmek çıkarttık. İlmeğimi bırakıyorum artık. Bu şekilde. Şimdi 2 tane düz örgüm vardı burada. 2 tane düz örgümü örüyorum. Bakın modeli buraya kurduk gördüğünüz gibi. 2 taneydi. Şimdi bu sırada ortasına kurduk. Şimdi 2 tane ters örgüm var. Onu yapıyorum. 2 tane de ters örgümü ördüm. Şimdi düz örgüye geldik. Düz örgüyü yine birlikte keseceğim. Burayı da yine bu şekilde düz olarak kestim. Şimdi arkada ne görüyor, önde ne görüyorsak 2 ters 2 düz olarak devam ediyoruz. Bu şekilde arkadan da yine modelimize kadar örüp gelelim. Evet, arka modele geldik. Bakın burada bir tane tersimiz var. Önde kesmiştik. Şimdi 2 tane düzümüz. Ve modele geldik. 7 tane ilmeğimizi burada ters örgü yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki 2 tane düzümüz kenarlardaki gördüğünüz gibi kesmiştim yaptığım yer ters örgü. Şimdi burada da yine lastik örgümüzü örelim. Ön tarafta da yine lastik örgümüzü örelim. Oradan devam edelim. Evet, bakın 2 ters modeline geldik. Kenardaki kesme işleminden önceki 2 terse geldik. Tersin birini ters şeklinde örüyorum. Diğer tersi düzde olan düzde kestiğim yerden ikisini birlikte kesiyorum. Evet, bu şekilde kesme işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi arada modelden önceki 2 tersim vardı. Onu örüyorum. Ne? Tekrar yine modelimizi bu sırada 2-2 kuruyoruz yine. Alttaki gibi en baştaki gibi 2-2 kuruyoruz. 3 ilmeğimizi 3-3 ortada bir düz örgümüz var. Şimdi 3 ilmeğimizi şöyle biraz genişletiyorum. Genişledikten sonra bir ilmek ördüm. Bir ilmek arttırdım. Tekrar bir ilmek daha ördüm. Ve ilmeklerimi bıraktım. Ortada bir düz örgüm vardı. Onu örüyorum. Tekrar 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimden yine yıldız modelimi kuruyorum. Yine bir tane ördüm. Bir ilmek arttırdım. Tekrar bir ilmek daha ördüm. Bu şekilde bıraktım ilmeklerimi. Ve 2 model yine burada kurduk. Şimdi ters örgümü örüyorum. Tersimi örgüden sonra bakın kenarda kestiğim örgü modelim vardı. İkisini birlikte ters olarak kesiyorum. Evet, ikisini birlikte ters olarak kestim. Burada ipim dolandı. Evet. Şimdi bir tane tersim var. Onu örüyorum. Şimdi lastik örgümüze geldik. Lastik örgümüzü örelim. Arkada da yine lastik örgümüzü örelim. Modelin arkasındaki 7 ilmeğimizi ters örgü yapalım. Lastik örgümüzü tekrar devam edip ön yüzde gelelim. Yine lastik örgülerimizi örüp bu kısımdan devam edelim. Evet, modelimi ördüm. Ön yüzüme geldim. 2 tane düz ilmeğim var. Şöyle bakın. Şurası modelimiz. 2 ters burada. Şöyle 2 tane düz örgümü örüyorum. Şimdi bu tersleri hiçbir zaman kesmiyorduk. Bunun önündeki 2 ilmeği ters olan. Bakın 4 tane ters ilmeğim geldi. Burada 2 ilmeğimi ters olarak kesiyorum.
Burada eksiltmemizi yaptık. Şimdi normal ters örgülerimi örüyorum. 2 tane. Bir üst sırada ne yapmış? Bir alt sırada ne yapmıştık? 2 tane kurmuştuk. Şimdi bir tane kuruyoruz. Burası anlaşıldı herhalde. Bir önceki sırada 2 tane. Şimdi tek. Bir sonraki sırada 2 tane. Sonrası tek şeklinde gidiyor. 2 tane düz örgü örüyorum. Yıldız modelini kurmak için. Şimdi ortadaki 3 ilmeğim geldi. 3 ilmeğimden 1 ilmek çıkardım. Bırakmıyorum. Bir tane arttırdım. Tekrar bir ilmek daha ördüm. Ve 3 ilmeğimi bıraktım. Tekrar 2 ilmeğimi örüyorum. Ve şimdi geldik 2 ters örgüme. 2 tane ters örgümü ördüm. Burada da eksiltmelerimiz var. Gördüğünüz gibi 2 ters örgüyü birlikte kesiyorum. Sonraki gelenler 2 düz 2 ters şeklinde. Şimdi burası anlaşıldığını düşünüyorum. Evet, şu gördüğünüz ortadaki yıldız modellerinden 1-2 tane oldu. Şimdi 5 tane olacak ortadaki. Burada eksiltmelerimize yanlardan devam ederek toplamda 67 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde örüp gelelim. Oradan devam edelim hep birlikte. Evet, bu şekilde 67 ilmeğimiz olana kadar ördüm. Ortadan da gördüğünüz gibi şu model belli. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oluncaya kadar ördüm. Örgümün yüzü böyle. Örgümün arka yüzü de bu şekilde. Şimdi tüm ilmeklerimizi haroşa şeklinde öreceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa örgümüze başlayalım. Örgümün arka yüzüne geldim. Örgümün arka yüzünde yine düz örgü yaparak haroşa örgümüzü elde ediyoruz. Şimdi ben 3 diş haroşa oluncaya kadar bu şekilde öreceğim. Şimdi bu bir diş. İkincisini ben beyaz iple öreceğim. Bir sonrakini yine bir sıra mor, bir sıra beyaz, bir sıra tekrar mor örüp geleceğim. Ondan sonra oradan devam edeceğiz hep birlikte. Evet, bu şekilde bir diş mor, bir diş beyaz, bir diş de mor ördüm. Şimdi artık patiğimizi bitiriyoruz. Kesme aşamasına geldik. Kenardaki ilmeğimizi örüyoruz. Sağ sol şişime takıp iki ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar sol ilmeğimi takıyorum. Sol şişime ve ikisini birlikte kesiyorum. Sol şişime taktım. İkisini birlikte sıra sonuna kadar kesip gelelim. Sonra dikim aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, batimizi bitirdik. Kesim aşamasına bir kere düğüm yaptım ve bıraktım. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. Ve şuradan itibaren başlıyorum. Buranın da en son yeri bakın. Burası. Buradan şöyle çekerek birleştiriyorum önce. Evet, bu şekilde birleştirdikten sonra işim kolaylaşıyor bakın. Şöyle gördüğünüz gibi kenarlardan dikeceğiz. Şuradaki ile buradakinin iç kısımlarını bakın, şu şekilde iç kısımlarını dikiyoruz. Biraz ipi uzun tuttum. Şimdi beyazlardayız bakın. Şimdi beyazların iç kısmını. Morların iç kısımları.
tekrar morun iç kısımları şeklinde şuraları görüyorsunuz iki tarafında. Şuranın iç kısımlarından karşılıklı gelen yerleri dikiyoruz. Şimdi bu şekilde buraya kadar devam edelim. En son yere kadar geldim bakın. Bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi bu iç kısma kadar geleceğiz. Bu iç kısmı da şu görmüş olduğunuz buradaki ilk kestiğimiz iki düz olan yere kadar geleceğiz. Şurada bir pay bırakacağız. Şimdi burayı ister tersten ister düzden dikebilirsiniz. Çevirip daha kolay olması açısından. Burada gördüğünüz gibi örgü şeklinde iki tarafta da belli oluyor. Burasının iç kısmına doğru bakın. Örgü kısmı şu şekilde devam ediyor. Bu kısımların yine bize bakan taraf değil, yine iç kısımlarından. Bakın en son kısım şurası. Gördüğünüz gibi iki tarafında. Hemen iç kısımlarından almaya başlıyorum. Yine bakın iç kısımlarından iki tarafında burayı da bu şekilde iç kısımlarından alarak dikmeye devam ediyorum. Dediğim gibi şuradaki iki düz yer kısmı var. Bakın şurada iki düz kısmı gelen yere kadar dikip gelelim. Evet, buraya kadar geldim gördüğünüz gibi. Şurada şu kısım boşluk var. Şimdi buradan örgümüzün düz yüzüne geçiyoruz. Geçtikten sonra çizgisini zaten bakın şurada belli oluyor. Hemen şöyle kenarlarda bakın iğnemi geçiriyorum. Kısımdan onu da alıyorum. Evet, şöyle sıkıştırıyorum bakın. Bir yuvarlak oluşturdum gördüğünüz gibi. Hiç belli olmuyor. Yine de sağlamlaştırmak için şöyle bir tane yine aynı yerin üzerinden geçebilirsiniz. Evet, bu şekilde geçiyorum. Ve tığımı örgümün ters yüzüne tığımı diyorum iğnemi çok pardon artık sürekli kullana kullana gördüğünüz gibi ovalikte belli oluyor. Hemen burada düğüm yapıyoruz. Rastgele bir yere düğüm yapıyoruz. Ve burada patimiz bitiyor. Hemen manken ayağına takacağım. Evet, gördüğünüz gibi patiğimiz bitti. Alt dişi de çok güzel oldu. Uç kısmı da çok güzel oldu.
Şimdi kenar süslemesini hep birlikte yapacağız. Kenar süsleme oyamıza geçiyoruz. Bu şekilde sabitliyoruz. Sabitledikten sonra herhangi bir yerden şu şekilde alıyorum. 1 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı veya batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir boşluk, bakın bir boşluk atlıyorum. Diğer boşluğa batıp bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir. Tekrar aynı veya batıp sık iğne yapıyorum. Bir tane yuva atlıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum yine. Sık iğne yapıyorum önce. Daha sonrasında 1, 2, 3 zincir çekip yine aynı noktaya batarak sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde tüm etrafını patiğimizin geçelim. Evet, kenar oyamızı da bitirdik. Gerçekten şık ve güzel bir patik modeli oldu. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte bu patik modelini yaparsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Örgüyle kalın diyorum. Hoşça kalın.